Bakan mensubu kadınlarımızla bugün 25 Kasım Dünya Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü nedeniyle toplanmış bulunmaktayız. Genel merkezimizin başlatmış olduğu Kadına Yönelik Şiddete Hayır projesi kapsamında bir basın açıklaması yapmak üzere sizlerin huzurunda yer almış bulunmaktayız. Ben müsaadenizle basın metnimizi, basın açıklamamızı okumak istiyorum. Şiddeti önlemek bizim elimizde. İnsanlığın büyük bir kesiminin çok yönlü şiddete maruz kaldığı bir çağın kadınlarıyız. Yaşamımızın her alanı hak ve adalet mücadelesiyle geçmektedir. İçinde bulunduğumuz çağın olumsuz özelliklerine inat kadınlar olarak dünyayı güzelleştirmeye yönelik çabaların kaynağı da yine bizler olacağız. Hayallerimizle yapabildiklerimiz arasında derin uçurumlar olmasına rağmen bizler yılgınlık nedir bilmiyoruz. Çünkü kadını Allah'ın emaneti olarak gören bir dinin mensuplarıyız. Bizi biz yapan değerlerin korunması ve güvence altına alınması ile insan hakları konusunda bir şeyler yapmış oluyoruz. Doğuştan farklı özellikleriyle dünyaya gelmiş olmamıza rağmen eşit olduğumuz tek konunun insan haklarımız olduğunun farkına vardığımızda başta şiddet olmak üzere pek çok problemimizi çözebiliriz. Hak ve adalet gibi özümüzde bulunan değerler toplum tarafından güvence altına alındığında bizler şiddete karşı amacımıza ulaşmış olacağız. Kadına yönelik şiddet, cinsel ayrımcılığa dayalı bir insan hakları idealidir. Kadına yönelik şiddet, dünyada ve ülkemizde eğitim, ekonomik durum, yaş ve yaşadığı çevreye bakmaksızın tüm kadınların ve dolaylı olarak toplumun etkilendiği bir durumdur. Şiddet, bir insan hakkı ihlali olması ile birlikte bireyi, aileyi ve toplumu derinden etkileyen bir hastalıklı ruh halidir. Kadının maddi ve manevi her yönden zarar görmesine ve hayatını insani koşullarda devam ettirememesine neden olur. Toplumun geleceğini oluşturan kadınlar ne yazıktır ki türlü olumsuzluklarla karşı karşıya gelmektedir. Şiddet toplumun kesiminde farklı durumlarda meydana gelebilmektedir. Kadına yönelik şiddet, cinsiyete dayanan, kadını inciten, ona zarar veren fiziksel, cinsel, ruhsal hasarla sonuçlanma olasılığı bulunan toplum içerisinde ya da özel yaşamda onun baskı uygulaması ve özgürlüklerinin keyfi olarak kısıtlanmasına neden olan her türlü davranıştır. Bütün kurallara rağmen haksızlık, adam öldürme, şiddet ve terör geçmişten günümüze farklı düzeylerde devam etmektedir. En önemlisi, uygarlık geliştikçe şiddetin azalacağı yolundaki görüşlerin aksine şiddetin farklı boyutlarda ve yoğunlukta bütün dünyada yaşandığını görmekteyiz. Kadına yönelik şiddet ile ilgili medyaya yansıyan haberlerin konunun hassasiyeti sebebiyle kadınların yaşadıkları şiddeti ifade edemediğini elbette ki biliyoruz. Medeni toplumlarda şiddetin herhangi bir nedeni olmaz, olamaz. Bizlerin vazifesi adaletli bireylerin inşasındaki rolümüzün de farkında olmaktır. Adalet bireyden başlayarak toplumun geneline yayılmazsa sonuçları itibariyle sadece şiddeti değil her türlü hastalıklı tutumun yaygınlaşmasına da sebebiyet veririz. Kadın ve şiddetin birlikte anılması artık farkındalık oluşturmaktan ziyade toplumun geleceği açısından olumsuz bir duruma neden olmaktadır. Öncelikli olarak her çocuğun annesini güçlü görmeye hakkı vardır. Ancak ekranlara yansıyan yüzüyle şiddet
mağduru kadın imajı ile özlenen ve beklenen kadın imajını oluşturmanın mümkün olmadığı düşüncesiyle hareket etmenin vakti gelmiştir. Şiddet bağlamında kadına yönelik şiddetin önlenebilmesi için toplumun her kesimine çeşitli sorumluluklar düşmektedir. Başta aile olmak üzere devlet kademeleri ve medyanın önemli görevleri bulunmaktadır. Bize düşen görev pek tabidir ki bu mağduriyetleri ortadan kaldırmak olmalıdır. Ancak bununla beraber iyi örnekleri toplumda yaygınlaştırmak, kadının varlığına yaraşır temsil imkanı gözler önüne sermek asıl amacımız olmalıdır. İyi örneklerin toplumda yaygınlaşmasıyla beraber kötünün kendine yer bulamadığı bir dünya düşüncesiyle yolumuza devam etmekteyiz. Kadın ve erkek arasında yaşanan şiddetin